Thank you.
Thank you.
Doğu'ya hoş geldiniz. Bugün Ayşe Zeynep Hatipoğlu bizimle ve az önce inanılmaz güzel bir performansını dinledik. Kendisi cellist, doğaçlama sanatçısı ve besteci. İlk defa böyle bir kadınla yan yana oturuyorum. Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Bunu çok da söylemek istiyorum. Ederim. Çok teşekkür ederim. Nereden ilham aldığınızı çok merak ediyorum bu performansları izlediğim zaman. Evet ya, ilham konusu çok katmanlı bir konu. Bir kere tabii birinci şey sanıyorum ki eğitimden kaynaklanıyor. Çok hem Türk makam müziği, hem klasik batı müziği, hem çağdaş müzik, hem de deneysel müzik, hem üniversitede hem de müzik gruplarında o tür müziği içinde bulunduğum için öncelikle birinci şey bu herhalde. Ama onun dışında tabii birçok şeyden ilham alıyorum. Yani öncelikle dinlemekten çok keyif alıyorum. Her birini ayrı ayrı, hiçbir türü ayırt etmeden keyif alıyorum. Dolayısıyla da performanslarımda da bir şekilde yansıyor bunlar. Ama şeyi söyleyebilirim. Mesela pandemi döneminde çok fazla evdeydik. Hani etkileşim yoktu. Dolayısıyla o dönem mesela çok daha verimsiz geçti. O dönemi geçirdikten sonra, dışarı çıkmaya başladıktan sonra, doğayla, insanlarla etkileşime geçtikten sonra tekrardan canlandığımı hissettim. Dolayısıyla hani ilham dediğimizde belki de birazcık hareketli olmak, birçok şeyle etkileşim içerisinde olmak diyebilirim. Evet, sanatçılar bu süreçte etkileşim içinde olmadıkları için çoğu aynı şeyi söyledi. İlham alacak çok fazla şey de bulamıyoruz açıkçası dediler. Daha önce hani arkadaşlarımız, buraya gelen konuklarımız. O yüzden siz de aynı şeyi söyleyince pandemi hiçbirimize çok iyi gelmedi. Onu evet. Anlamış olduk. Evet. Ama hiçbir şey zaten kaybetmemişsiniz. Her şey yeniden güzel bir şekilde devam ediyor. Üniversite hayatında İTÜ'deydiniz. Yüksek lisansınızı da orada yaptınız diye biliyorum. Evet. Onu da çok merak ediyorum. Eminim arkadaşlarım ve izleyenler de merak ediyordur. O süreç zor muydu, konservatuar süreci? Evet, zordu. Yani konservatuar süreci lisansta ve üniversitede daha farklı, ama daha küçük yaştayken birazcık daha yarı zamanlı olduğu dönemlerde özellikle zorlayıcıydı. Okulla birlikte götürmek zorlayıcıydı. Bir yandan başka bir disiplin, çok yoğun bir disipline giriliyor. Onu adapte olmak, o kadar yoğun çalışma temposuna adapte olmak ve belli standartlarda tabii ki icra etmeniz ya da belli performanslar göstermeniz bekleniyor. Dolayısıyla ona adapte olma süreci herkes de farklı oluyor. Dolayısıyla zordu diyebilirim, ama daha sonra zaman ilerledikçe çok keyifli hale gelmeye başladı. Yani ilk başlarda birazcık daha böyle belirsiz, ne yapıyorum ben, bir keyif belki almama dönemleri de çok oldu, ama devam etmemin nedeni de o zaten. Çok daha sonradan çok keyifli bir hale gelmeye başladı. İyi ki sizinle tanıştık. Çok güzel bir performanstı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Hem bugün için herkese çok teşekkürler, hem de diğer yaptığınız çalışmaları da takip ediyorum. Onlar için de ayrıca çok mutluluk duyuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.